Merhaba arkadaşlar, yine gündem dopdolu. Konular o kadar yoğun ki ben bugün Covid-19'dan, pandemiden bahsedecektim ama magazin de çalkalanıyor. Yıldız Tilbe'nin, Aleyna Tilki'nin aşıyla ilgili açıklamaları var arkadaşlar. Hemen onlardan bahsetmek istiyorum. Yıldız Tilbe sosyal medyadan esti gürledi arkadaşlar. Demiş ki asla aşıya vurulmayacağım, hiçbir yere çıkmayacağım. Dayatılan bütün yaptırımlara rağmen insanlığı açık açık yok etmek isteyenlerin, söyleyen adamların ilaçlarını ve aşılarını kabul etmiyorum ifadelerini kullanmış. Yani ne ilaçlarını ne de aşılarını kullanmayacağım. Covid bile olsam kendi kendime iyileşeceğim gibi yorumlarda bulunmuş. Aleyna Tilki de aynısını söyledi. Sizler ne düşünürsünüz bu Covid-19 aşısı ile ilgili? Bir de üstelik de Çin'den alıyoruz. Yaklaşık 50 milyon tane aşı gelecekmiş. Tabii ki o da bize sıra gelirse, daha önce 50 yaş üstü kalp hastaları, işte ne bileyim sağlık çalışanları, kritik sağlık sorunları olanlardan başlayacaklar. Yani arkadaşlar, yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal, olsan bir dert, olmasan bir dert, olmasan evde öleceksin, olsan aşıdan 5 sene sonra nasıl bir etkisi olur onu bilmiyoruz. Çünkü aşıların bir süreçleri oluyor, nedir ne değildi nedir diye. Bir kuduz aşısı bile 7 yıl 8 yıl, bütün aşıların böyle bir 15 yıl süren aşıların süreçleri var. Yani çünkü yan etkileri, insan üzerinde ne gibi hasarlar bırakacağı belli değil. 5 sene sonra bu aşı olanlarda ne gibi sağlık sorunları yaşanacağı belli değil. Ama mecburuz da bu kadar büyük bir salgın karşısında işte çare buluyorlar, kabullenemiyoruz. Bulsalar bir dert, bulmasalar bir dert. Ama en doğrusu gene kendi ülkemizin yaptığı aşıya güvenmek. Ben yine de temkinliyim, bir Çin'in ya da yurt dışından gelen bir aşıya ne kadar güveniriz bilmiyorum. Gene bizde var ne varsa, bizden var yani. Eğer bizimkiler bir aşı yaparsa gönül rahatlığıyla olurum diye düşünüyorum. Arkadaşlar, ikinci bir Bülent Ersoy vakası da Demet Akalın bir AVM'den çıkarken işte basından arkadaşları demiş ki, soru sormuşlar işte Demet Akalın'a nereden falan diye. İşte 3000 lira verdim de işte oyuncak aldım da kızı için, sanki zorla aldı. Yani böyle açıklamalarda bulunmuş. İşte üzülüyorum arkadaşlar. Yani söylemek istemiyorum ki ben Demet Akalın'ı sempatik bulurum, severim, dinlerim de. Ama sen kardeşim birazcık şu çeneni tut ya. Böyle günlerde insanlar yoklukla imtihan halindeyken kalkıp da yok çocuğunu aldın hediyeden, şundan bundan, ya bunları konuşmayın ya. O da biliyor bunların basına malzeme olacağını, bunların konuşulacağını. Biraz daha dikkatli davranın, çünkü unutuyorlar herhalde geldikleri yeri, ya da unutuyorlar içinde bulundukları, yaşadıkları dünyanın sadece onların bahçesinden ibaret olmadığını unutuyorlar herhalde. Ya acı çeken insanlar var. Çocuğuna mama alamayanlar var. Bak geçen gün feryat ediyor. Gene hep ben tekrarlıyorum bunu. Niyeyse ailesi hastası çocuklar için gittiler, gösteri yaptılar. Çocuğumu kurtarmak istiyorum. Tedavisi çok pahalı. Devlet bu ilaçları karşılayamıyor. 2 milyon para gibi rakamlardan bahsediliyor. Yani bunlar ağlarken bu televizyon haberlerinde, senin çıkıp da şımarık şımarık çocuğuma 3000 lira, bir de bunu böyle malzeme yapman doğru mu? Yani çok yanlış ya. Bir de bunu yani böyle çıkıp da televizyonlarda işte söylemezsem olmaz da Seren Serengil, işte onun yaşadığı çevre, onun arkadaşları öyle bu bakış açısıyla değerlendirdikleri zaman da sinirleniyorum ya. Tüm Türkiye'ye hitap ediyorsan tüm Türkiye'yi düşünerek konuşacaksın. Tüm Türkiye hitap eden birinin şunu, ay o öyle bir çevrede yaşıyor da işte o yüzden böyle dedi de falan deme lüksün yok ya Seren. Ben biliyorum beni takip ediyorsun sen. Öyle deme lüksün yok. Senin o bakış açısıyla bakman çok yanlış ya. Demet'in bu kelimeyi kullanmaması lazım. Çünkü zorlu bir süreçten geçiyoruz. İnsanların canı burnunda. İnsanlar evine ekmek götüremiyor. Yoklukla cebele... Ben bugün sokakta gezerken bütün insanların yüzü mutsuzdu ya. Türkiye Etiler'den ibaret, ne bileyim Acarkent'ten ibaret, Beykoz'daki villalardan ibaret değil. Bir çıkın yani, dünyada insanlar neler yaşıyor, ne krizler yaşıyor ya. Bu değil miydi daha 3 gün öncesine kadar geçinemiyorum diye bir de bağırıyordu. Herhalde Star TV'deki programından iyi para alıyor da böyle açıklamalar, böyle ne bileyim saçma sapan açıklamalarda bulunabiliyor. Ben kızıyorum. Vıdı vıdıcı olmayı asla sevmiyorum. Beni bu magazinle ilgilenmek böyle bir isyankar bir hale getirdi. Dostum kalmayacak veya da beni kimse sevmeyecek belki, ama
Ben kusura bakmasın Demet Akalın, bence son derece sakil, çirkin bir konuşma olmuş. Bu da bir görgüsüzlüğü var bunda. Aynı Bülent Ersoy yolundan gidiyor böyle. Bu da böyle bir saçma sapan şeylerle hava atmayı seviyor ya. Lütfen Türkiye'de yaşıyorsunuz ya. Türkiye'nin koşullarını da göz önünde bulundurun ya. Biz hiçbir zaman Sezen Aksu'dan, Ajda Pekkan'dan böyle çirkin çirkin konuşmalar duymadık ya. Biraz onlardan bence bir şeyler öğrenin ya. Görgüsüzlük satmayın yani. Bunlar görgüsüzlük satıyor. Sabahki gündüz kuşağı programları da bu görgüsüzlükleri sanki çok güzel bir şeymiş gibi bize anlatıyorlar, servis ediyorlar. Görgüsüzlüğü neyine aklıyorsun sen işte? Sen magazin muhabirlerine çocuğuma 3000 lira verdim, moralim bozuk, oyuncak aldım falan. Böyle saçma sapan röportajlar niye veriyorsun ya kardeşim? Ayıptır ya. Olmayan çocukları da düşüneceksiniz ya. Günah değil mi ya bu ülkede? Değil, oyuncak çocuğuna mamallamayan anneler var ya. Bunu kocaman ulusal kanallardan bunu getirip magazin diye sunmak vıcık cıvık yani. Hani kızıyorum. Söyleyecek kelime bulamıyorum. Bu arada arkadaşlar Muammer Ketenci'nin Allah rahmet eylesin babası ölmüş. Ama çok ilginç açıklamalarda bulunmuş. Bana 6 yaşımdan 18 yaşıma kadar babam şiddet uygulardı ve beni kemerle döverdi diye. İşte ne dramlar yaşanıyor görüyorsunuz değil mi? Yani o herkesi eleştiren bir ara biliyorsunuz o şey programını sunmuştu. Kuaförüm Sensin programında jürilik yapmıştı. Ve orada hep onun böyle sivri dilli biri olarak tanıyoruz. Ama altından ne büyük dramlar çıkıyor. Bu kadar yetenekli biri, bu kadar biliyorsunuz modada değişik yaratıcı tasarımları olan biri. Böyle bir değişik bir hayat hikayesi. Babasının kendine şiddet uyguladığından, dövdüğünden bahsediyor. Ona rağmen de kalbi güzel, şefkatli, bozulmamış, bu yaşa kadar gelmiş. Ben Muammer Ketenci'yi sempatik buluyorum. Sivri dilli olmasına rağmen bana bir böyle bir, benim bazı insanlara böyle kanım kaynar, çok enteresandır. Benim de böyle kanımın kaynadığı kişilerdendir. Üzüldüm ben onu dinlerken, anlatırken, onun o gözlerindeki kaygıyı da, endişeyi de bana geçtiği için. Dile getirmek istedim arkadaşlar. Hülya Avşar'ın kızı estetikler ya ne kadar güzel oldu arkadaşlar ya. Vallahi süper bir kıza dönüştü. Bir de spor yaparken görüyoruz. Annesinin izinden gidiyor sürekli yürüyüş. Sosyal medya hesaplarında spor yaparken görüntülerini paylaşıyor. Bir burun insanı çok değiştiriyor arkadaşlar. Kemikli bir burnu vardı, babaya çekmiş, annesine hiç çekmemişti. Demek ki böyle gösterişli bir anne olunca, bu kadar güzelliğiyle anılan bir anne olunca kızı da etkilenmiştir diye düşünüyorum. Düşünsene, Türkiye'nin en güzel kadını anneniz, sizin yanında böyle ne bileyim sürekli annenizin güzelliğinden bahsediyorlar. Size de böyle baktıkları zaman bir güzel kelimesi duyamıyorsanız bunun kompleksini yaşarsınız diye düşünüyorum. Olsun, herkes estetik oluyor. Yakışmış, güzel de bir genç kız olmuş. Ben Hülya Avşar'ı da çok seviyorum. Kız da çok güzel olmuş. Yavaş yavaş estetiklerle biraz anneye de benzemiş. Maviş maviş gözleriyle. Yakışanı yapacak insanlar diye düşünüyorum. İnsanlar mutsuz olduğu yerlerini değiştirebilir. Bunlar gayet doğal şeyler. Diğer bir olaysa, arkadaşlar ben bu haberleri Google'a giriyorum. Google'ı bir tarıyorum. Bakıyorum gündemde ne var ne yok. Kendi yorumumla sizlere sunuyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur beni. Sevdiğinizi düşünüyorum. Vallahi kendimi size karşı sorumlu hissediyorum. O yüzden bu konuları araştırıyorum ve sizlerle ev tadında böyle sohbet ederken paylaşıyorum. Diğer bir konuda, ay onu izledim. Pınar Altı 40'ta 40 Jülide Ateş'in programı, son derece kaliteli bir program. O da çok güzel bir biyografi programı olarak düşünüyorum. Zaten Jülide Ateş gerçekten çok eğitimli, donanımlı, diksiyonu düzgün, konuşması düzgün, habercilik geçmişi olan bir kadın ve çok da güzel programı, ben beğeniyorum, beğenerek de izliyorum. Ama Pınar Altı'ya sorular sorarken birden işte sonlara doğru kırmızı sorulardan biri deyip aldatan kadın mısın sorusunu sorduğunda şöyle Pınar bir irkildi. Program çok güzel gidiyordu başta. Sana ne dedi, arkasından ya da kime ne, ona ne, buna ne diye toparladı. Ama orada Jülide Ateş'in, arkadaşlar suratını görmeniz lazım, böyle bir irkildi kadın. Aslında biraz hak da verdim ben burada Pınar Altuğ'a, çünkü düşünsene evlenmiş artık 20 yıl geçmiş aradan, böyle bir soruya maruz kalması onu da şaşırtmış olabilir. Beklemiyordu bence, beklemediği yerden geldi bu soru, aldatan kadın mısın diye. Çünkü kızı da izliyordur bu programı.
muhtemelen. Bence gerçi arkadaşız diyor Jülide Ateş ama böyle bir soruyu da sormamalıydı diye düşünüyorum. Onun haberi yok muydu acaba? Vardıysa da ekranda böyle bir gerginlik, reyting için mi yaşandı? Ay, her şeyden de şüphelenir olduk ama ben Pınar Altuğ'u da beğeniyorum. Jülide Ateş'i de seviyorum. Keşke programda böyle bir gerginlik yaşamasalardı. Ama enteresandır. İlgimi de çekti. Bir anda değişti Pınar Altuğ. Arkadaşlar izlerseniz böyle bir şok geçirdi. Sana ne dedi? Arkasından ne diyecek derken ya da kime ne, ona ne diye toparladı. Çünkü onun bozulduğunu da gördü. Belki arkadaşını da refüze etmek istemedi. Belki Jülide Ateş olmasaydı daha sert de arkasından cümleler kullanabilirdi diye düşünüyorum. Bence bu da onun acıtan tarafı belki de. Çünkü buradan çok yaraladı zamanında magazinciler onu. O acıtan taraftan sorduğu için de etkilendi diye düşünüyorum. Bir de bir, bu ara ben şu Gökçe Bahadır'ı da çok beğeniyorum. Tatlı da bir kadın. O ne cinayetlerde orada kadın güzel de bir performans sergilemişti. Ufak tefek cinayetlerde. Kerem Tunceli ile aşk mı yaşıyor? Çıktı iki tarafta dedi ki ömrümüzde birbirimizi görmedik. Hiç ortak arkadaşımız yok. Bir yerde karşılaşmadık. Bu haberleri nereden çıkarıyorlar diye. Ne enteresan arkadaşlar. Demek ki basında gördükleri insanlara ne bileyim işte playboysa işte güzel oyuncuysa onları basın da bazen yakıştırıyor. Enteresan da o yakıştırmadan sonra aşk da doğuyor biliyorsunuz. Akıllarına mı düşürüyorlar nedir? İki tarafta biz birbirimizi hiç görmedik. Hiçbir yerde karşılaşmadık dediler. Ama ister misiniz bunlar aşk ne pişne olsun yarın aşık olsunlar olmayan şeyler değil. Neden karpuz kabuğumu düşürür akla öyle bir deyim var biliyorsunuz arkadaşlar. Birkaç hafta sonra da duyarız ki bunlar aşk yaşıyor. Birbirleri için işte hiç görmedik, karşılaşmadık derken aşk yaşarlarsa da gerçekten komik olabilir. Ama Gökçe Bahadır böyle samimi bir kadın. Hiç karşılaşmadık, şaşkınlık içerisindeyim diye bir açıklamada bulunmuş. Arkadaşlar, kuyu kazarsan birileri de sana kuyunu kazar tabii ki. Bu Seren Serengil... Yağmur Sanrıç daha önce işte neydi o futbolcunun ismi olaylı bir şekilde boşanıyor. Ondan sonra boşandıktan sonraki soy ismi herhalde bu. Ay adamın gene aklıma gelmedi. Arkadaşlar bu benim unutkanlığım ne olacak bilemiyorum. Neyse kadın demiş ki Seren Serengil'e çok ağır hakaretler etmiş. İşte Seren'in işte 90'lı yıllarda işte demiş annemi inat olsun diye bekaretimi verdim falan işte Seren Serengil'e bindirmiş bu laflar üzerinden bunları söyleyen bir kadın ondan sonra beni masasına koydu da bilip bilmeden eleştirdi de ondan sonra beni eleştirmek onun Emre Aşık evet Emre Aşık Yağmur Aşık'tı sonra Yağmur Sanrıç olmuş tabii ki boşandıktan sonra işte günlerde biliyorsun masalarında tartıştılar konuştular kadını yerden yere vurdular kadın da ay Seren'e ağza alınmayacak hakaretler söylenmeyecek laflar ay ben var ya ay kız ben benim söylediklerim yanında ufak tefek kalmış ben şimdi buradan tekrarlamayacağım eden bulur hayatım sen orada car 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 konuşursan herkes de sana cevabını verecek öyle bir çağdayız ki artık öyle ben söyledim geçti gitti yok sen televizyondan ne kadar söylediğinde etkiliyse sosyal medyadan aldığın cevap da artık o kadar etkili onun için ağzınızdan çıkanı kulağınız duyacak insanların hakkında yorum yaparken 40 kere düşüneceksiniz diye düşünüyorum. Ve bu arada Seren'e bir kötü haber daha. Selin Ciğerci o şer ittifakına işte masadaki Arto'ya diğerinin adını hep unutuyorum ve Deniz Akkaya'ya 500 milyarlık 500 milyonluk mu neyse bu paralar da değişti. Dava açmış. Açacak tabii yani. Kadını 10 gün boyunca yerden yere kocasını onu linç ederseniz belirli bir konuma gelmiş ne bileyim iş anlaşmalarının iptal olmasına zarar verdiniz çünkü arkadaşlar şimdi sadece konuştuklarını zannediyorlar ama reklam kampanyaları iptal oluyor halk gözünde küçük düşürüyorsunuz yerli yersiz Ayşe'yi Fatma'yı arkasını araştırmadan konuşturuyorsunuz bunun bir bedeli olacak dava açmış ben Selin'in yerinde olsam o davayı İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar götürürüm ki götürse kazanır. Çünkü cinsel kimliğinden vurdu, bel altından vurdu. Sen kadın mısın dedi, sen anne olamazsın dedi. Dedi. Yine şimdi bazıları diyor ki işte biz Selin'i de sevmiyoruz. Arkadaşlar sevip sevmeme meselesi değil ama bazı konularda da konuşmamak gerekiyor ya. Her konuda konuşmamak gerekiyor. Şimdi bak demin ne dedim? Anne olmuş, aradan 20 sene geçmiş. Jülide Ateş'e
böyle bir soruyu sormasaydı diyebiliyorum mesela. Aynı şekilde yani bu kadın artık tamam 7-8 sene önce öyleydi ama şimdi böyle. Sen bunu bedenini değiştirdi diye linç edemezsin, anne olamazsın diyemezsin. Yok işte olmayan çocuğu üzerinden bilmem şunlar bunlar ağır kelimeler kullandı. İkisi de maksadını açan. Düşünsene Seren Serengil'le burada ben şimdi alay edeyim. Sen de süreçlerden geçtin. Ne kocanın uyuşturucu kullandığı kaldı. Ne affedersin adliye köşelerinde birini birbirinize söylemediğiniz kalmadı. Ananızı babanızı her şeyinizi kattınız. 80 milyon izlerken bir de ağlıyordun. İnsanlar sana gülse hoş olur muydu? Ya kimse çok masum değil ya. Yani kimse çok masum değil. Bir ilişki yaşanırken hani bu aldatanlara hemen linç kampanyası eline ilk taşı atan kazanır gibi yani düşünebiliyor musun? Bazen bizim görmediğimiz kısımlar olabilir insan hayatının. Aldattı diye altında yatan nedenleri bilmiyoruz. Belki de kocası iktidarsız. Belki de boşanma sürecindeler. Belki de yataklarını ayırdılar. Bilmiyoruz ne yaşıyorlar. Bu kadar hemen sadece o evliydi o bekar vurun kahpeye modeline girdikleri zaman senin de başına geliyor yani işte. Sen de çünkü geçmişin mazi. Ya insanlar mazisinde yaşadığı onca şeyden sonra bıyık altı başkasına gülünce hakikaten sinir bozucu. Yani sen yapmadığın bir şey olur. Gene yapmamalısın, yargılamamalısın ama sen daha önce yaşadığın şeyleri bir başkası yaşadı diye eleştirince komik kaçıyor. Ben öyle bakıyorum yani komik kaçıyor yani yaşamışsın. Bunlar başından geçmiş ama sen kalkıyorsun oradan böyle bir de gülüyorlar. Bu yıkaldı gülmeler falan sanki hiç aldatmamışlar ya da hiç aldatılmamışlar. Yani Deniz Akkaya ile bu Seren Serengil'i anlamaya imkan yok yani. Bu kadar tepeden bakmak bu kadar. Ya tamam güzel kadınsınız anladık da yani. Güzelsiniz diye de ağzınıza gelen her şeyi söylemek durumunda değilsiniz. Ben bir de şeyi anlamıyorum. Neden Deniz Akkaya'ya bu kadar dert oldu Selin Ciğerci? Niye bu kadar uğraşıyor? Niye benimle uğraşmıyor da onunla uğraşıyor yani? Niye bu kadar kafasını buna taktı? Yani ailesine kadar, sevgilisine kadar, işine kadar niye bu kadar taktın? Biz hiçbir yerde bir şeyini duymadık. Yani Deniz Akkaya bak bu kadar söylemesine rağmen o kadın yazık bir tane laf söylemedi. Çıkıp da bir şey söylemedi Deniz Akkaya'ya. Niye bu kadar onu ağır eleştiriyor anlamış değilim yani. Gözlerini bu kadar niye karartıyorlar ya? Ondan sonra bel altı vurup ben LGBT dostuyum diyorlar ve komik oluyorlar. Siz LGBT dostu değilsiniz. Siz sizinle denk konuma geldiği zaman LGBT bir birey onun o açığını kullanabilecek şahsiyetlersiniz. Böyle dostluk olur mu ya? Tabii ki senin ayağına dolaşmayanın dostu olursun. Çünkü o seni alkışlıyordur ona tabii ki şirinlik yaparsın. Ama seninle aynı seviyeye geldiğinde senin ona ne hissettiğin belli oluyor. Şimdi Selin bunlarla aynı seviyeye geldi ya açığı ne bel altından vuralım hemen. Acaba aynı seviyeye gelmeseydi bu kadar uğraşırlar mıydı? Uğraşmazlardı. Bence aynı seviye değil üstüne bile çıktı kadın. O da ayrı bir konu yani. Ne aynı seviyesi yani? Karı bunlara topuk attı yani. En popüler kadın. Yani bunların da görüntüde 3 milyon takipçisi var sosyal medya hesaplarında ama reklam almıyorlar. Demek ki fake. Hani Seren oradan diyor ya ay bunun diyor 3 milyon yazdığına bakmayın da diyor işte bunların hepsi demek ki seninkinde 3 milyon yazıyor. Reklam alamıyorsun. Ama onunki ona reklamlar geliyor. Demek kimin fake olduğu oradan anlayın arkadaşlar. Yani onun için tamam anlıyorum bir yarış var. Camia küçük, pasta küçük birbirinin gözünü oyuyorsunuz ama yani bunu yaparken tamam Selin'e istediğin kadar kız. De ki sen kötü kadınsın de, sen şöylesin de, böylesin de ama bel altı vurma ya. Oradan da yaralamayı ver ya. İşte bir yer hani bir nokta vardır ya susman gereken bir nokta. Edeptir o hani bir yerde susarsın. Orada susman gerekiyor yani. Orada susmuyorsan işte o da senin kaliteni gösteriyor. Ben o yüzden önceki videolarımda bunlara bayağı bir yardırdım. Bu arada en önemli konulardan birisini unutuyordum. Sevgili Seyhan Soylu. Çok üzüldüm gerçekten arkadaşlar. Geçmiş olsun. Tedbir kararı aldırmış biliyorsunuz Yeşim Salkın bu Murat Övüç'le ikisi bir aralar atışmışlardı o konularda konuşmama tedbir kararı aldırmış ikisine de Seyhan Soylu o tedbir kararına uymadı diye 4 günlük bir hapis cezası ve kesinleştiği için de teslim oldu 4 gün cezaevinde kalacak ay çok geçmiş olsun diyorum
Bence burada Seyhan Soy bir kurban edildi diye düşünüyorum. Çünkü mevzunun Seyhan Hanım'la bir ilgisi yok. Murat Övünç hakaretler etti. Ama içeri giren Seyhan Hanım oldu. İşte ihlal ettiği için konuşma hakkını, konuşmama hakkını falan karar aldırdığı için. Ya, üzülüyorum ya. Yani sizler ne bileyim bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var. Lafla, sözle insan birine hapis yaptırır mı ya? Ben Seren Serengil için hapis cezası çıkarttırdığında Gülben'e ben kızmıştım yani. Ne kadar Seren'e kızsam da şimdi yardırıyorum ama o zaman da Seren'i savunmuştum. Yani bu kadarına da gerek yok artık ya. İnsan iki laf etti diye birbirine kırıldı, incindi diye de kalkıp da geçmişiniz var, hukukunuz var, tanışıklığınız var. Hapis cezası ne ya? Bu kadar peşine düşüp de kelime kelime yani avukatlar tutup paralar harcayıp. Şimdi ne oldu? Bir de çıktı sosyal medya hesabından böyle aşağılayıcı gene kelimeler kullanıyor Yeşim Salkım. İşte o şahsın adını ağzıma almayacağım. Hukuk kazandı bilmem nedir. Başım göğe merdi yani. Seyhan Soylu da güle oynaya gitti. 4 gün tatil yapıp geleceğim dedi kadın. Şimdi o da onunla uğraşacak biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı hakaret ettiği sözler varmış. Yani bu valla sert kayaya çarptın yani Yeşim Salkım. Sen ona 4 gün yatırdın ama bir 10 günde o seni yatırmadan rahat etmez diye düşünüyorum. Keşke bunlar olmasa. Kimse için olmasın. Yeşim Hanım için de olmasın. Seyhan Hanım için de olmasın. Yani bu kadar hırslar, bu kadar birbirine mahkemeler. Ya mahkemeleri bunlarla meşgul etmemek lazım ya. Etmemek lazım ya. Ya mahkemelerin daha ciddi işlere bakması lazım ya. Sen bana onu dedin, ben sana bunu dedim. Dava açayım bilmem ne. Ya bunlar boş iş geliyor bana. O yüzden kırıcı şeyler yani insan ne bileyim ben evime gelmiş kahve içmiş tanıştığım birisini kalkıp da mahkemeye vermem ya. En çok konuşmam döner arkamı giderim bir daha muhatap olmam olacağı o olur. Bu nedir bu kadar ya? Çok çirkin arkadaşlar. Dünya nereye gidiyor? Pandemidir, hastalıktır. Yine bir sürü YouTube'da dedikodular var. 21 Aralık'a dikkat edin. İşte 21 Aralık'ta ben felaket haberlerini vermeyi sevmiyorum ama arkadaşlar işte bu 2012'deki olay aslında yanlış hesaplandı. 8 yıllık bir sapma var. O tarih 2020 21 Aralık'ına denk geliyor. Karanlığa girecek dünya falandır, pişmandır. Artık güzel şeyler duymuyor. O kadar çok ihtiyacımız var ki inşallah dünya için şu aşılar umut olur. Bu kara bulutlar geçer. Dünya için güzel şeyler olur. Güleriz, eğleniriz, mutlu oluruz, aşk yaşarız, aşk yaşatırız. Böyle günler gelsin diyorum arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Sağlıkla, mutlulukla kalın. Beni like derseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.